bu dersimizde şefaatle ilgili bazı hadisleri nakledeceğiz. Birinci hadisimizde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuş. Şefaati benim şefaatim li ehlil kebair min ümmeti ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Bu hadisi hadis imamlarının güneşlerinden olan İmam Tirmizi, İbn Mace, ve Ahmet İbn Hanbel Hazretleri nakletmiş. Onların ittifak ettiği bir hadis hakkında artık bu sahih midir, değil midir diye herhalde düşünülmez. İkinci hadisimizde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuş. Şefaati yevmel kıyameti hak. Kıyamet günündeki şefaatim haktır. Femen lem yu'min biha kim şefaatime inanmazsa lem yekün min ehliye onun ehlinden olmayacak yani şefaatime inanmayan ona kavuşamayacaktır. Üçüncü hadisimizde Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Yeşfav yevmel kıyameti selas kıyamet gününde üç zümre şefaat edecekti. El-Enbiya peygamberler Sümmel ulema sonra alimler sümme şüeda sonra da şehitler. Dördüncü hadisimizde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuş. Her peygamberin müstecap yani Allah'ın kabul edeceği bir duası vardır. Feteaccele küllü nebiyin davete. Her peygamber o duayı yapmadı acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek üzere sakladım. Feyye nailetun inşaallahu men. Allah'ın izniyle şefaatime şu kimse nail olacak ki ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler. Bakın Efendimiz aleyhissalatu vesselam müstecap duasını ahirete sakladığını ve bunu ümmetine şefaat olarak kullanacağını bildiriyor. Sonra şefaati inkar edenler çıkıyor. Yok kullanamazsın, şefaat edemezsin diyor. Şimdi ne yapacağız? Peygamberimizin sözüne mi inanacağız yoksa bunların sözüne mi? Ve bakın peygamberimizin bu sözünü İmam Buhari, İmam Müslim ve İmam Tirmizi nakletmiş. Yani bu söz Kur'an'dan sonra en sağlam kaynaklarda geçiyor. Şefaat ilgili daha birçok hadisi şerif var. Şimdi bu hadislerden bir kısmını sözü kısa tutmak adına maliyle nakledelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Her kim Kur'an okur ve ezberlerse Allah onu cennete sokar. Ehlinden cehennemlik olan 10 kişiye şefaat etmesi için ona müsaade eder. Başka bir hadis şöyledir. Her kim ezanı işittiği zaman şu duayı yaparsa kıyamet günü şefatim ona helal olmuştur. Başka bir hadis de şöyledir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a sordular. Ey Allah'ın Resulü kıyamet gününde senin şefaatini en ziyade kim mazhar olacak? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü şefaatime en çok nail olacak kimse kalbinden veya içinden ihlasla la ilahe illallah diyendir. Şefaat konusunda daha çok hadisi şerif var. Bu hadislerin bir kısmını sitemizdeki bu videonun altındaki metinde kaydettik dersi fazla uzatmamak için onları nakletmiyoruz. Diğer hadisleri merak edenler sitemizi ziyaret edebilir, şefaat konusundan bu hadislere ulaşabilir, Allah'a emanet olun.